Mecnun acaba bu elmaslar gerçek mi? Belki gerçek olmayabilir Mecnun. Az önceki elmas patladı belki bunlar da tuzak olabilir. Az sonra. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkesin böyle bir bilgisayarı olur ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Şimdi videomuza geçelim. Zengin, Mecnun, bakın bu madende bir sürü elmas olabilir. Karşımıza her an bir hazine çıkabilir. Dikkatli olun, Gelin her yere bakacağız. Bu madende her yere bakacağız. İşte şuradan bir ışık geliyor. Gelin gelin takip edin beni. Bakalım ne ışığıymış bu. Burada bir şey yok. Sadece bir meşale var. Meşaleden geliyormuş. Neyse madeni aramaya devam edelim. Haydi takip edin beni. Biliyorum. Bir şeyler bulacağız bu madende biliyorum. Hissediyorum. Bakalım etrafta bir şeyler var mı? Şu taraftan gidelim. Bu tarafa bakmadık. Hırsız, zengin ve mecnun. Size öyle bir tuzak hazırlayacağım ki bu madene girdiğinize pişman olacaksınız. Benim bölgeme girmeyeceksiniz diye sizi daha önce uyarmıştım. Tekrardan girdiniz. Bu sizin sonunuz olacak. İlk girdiğinizde köpeğiniz can kurtarını öldürdüm. Şimdi ise sizi öldüreceğim. Gebereceksiniz. Zengin Şöyle aşağı doğru inelim. Bence o aşağıdan bir şeyler bulacağız, eminim. Gelin, gelin takip edin beni. Biliyorum, hissediyorum ya. Bu madenden büyük bir şey çıkacak. Çünkü bu maden elmas evin altında. Düşünsenize. Bu madenin üstünde elmas ev olduğuna göre o elmas evi yapan kişi bu madenden elmas toplamış ki o elmas evi yapmış. Öyle değil mi? Mantıklı düşününce böyle oluyor. Evet. Haklısın, sınırsız. Doğru söylüyorsun aslında. Aynen öyle olabilir bak. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Elmas evi yapan kişi bu madenden toplamış olabilir elmasları. Yani bu demek oluyor ki bu madende çok elmas var. Belki de karşımıza bir hazine çıkacak. Aynen öyle zengin. Gelin gelin. Burada bir çukur var. Vay canına. Çukurun içinde bir şey gözükmüyor. Neyse. Yol buradan devam ediyor. Daha sonra bakarız. Geri dönüşte buçuk ara da ineriz. Ama şimdi inemeyiz. Gelin zengin ve mecnun. Şu taraftan gideceğiz. İşte burada bir yol daha var. Gelin gelin takip edin beni. Bakalım bu yol nereye gidiyor. Belli zaten ya baksana her yer meşale dolu. Buralara birilerinin girdiği belli. Vay canına. Burası karanlık bir yer. Zengin bak. Burası karanlık farklı bir yer. Demek ki buraya girmemişler. Neyse biz de girmeyelim en iyisi. Şu taraftan devam edelim. Belli ki oraya kimsecikler girmemiş. O yüzden tehlikeli olabilir. Ama buralara girmişler. Meşale dolu her yer. Şöyle etrafa bakmaya devam edelim. Acaba karşımıza bir hazine çıkacak mı? Çok merak ediyorum ya. Buradan da bir yere gidiyor. Burası yolun sonu sanırım. Evet burası yolun sonu. Şu taraftan gidelim. Gelin. Takip edin. Burası da dışarı çıkıyor sanırım. Evet. Burası dışarı çıkıyor. Burada da bir şey yok. Burada bir şey yok. Bulamadım. Neyse. Şöyle aşağı doğru gidelim. Gelin. Zengin Mecnun. Bu mademle bir şey bulmadan asla geri dönmeyiz. Asla. Biliyorum. Bir hazine bulacağız hissediyorum. Acaba Hazine şu gizli yerde olabilir mi? Karanlık gizli yer. Belki buradadır zengin. Ne dersin? Baksana, her yer karanlık, hiçbir yer gözükmüyor. Bence buraya girelim. Ne dersiniz? Hırsız, buraya girmemiz çok tehlikeli olabilir. Bak, belki içerden bir yaratık falan çıkar. Ne bileyim, belki bize saldırır. Eğer ki bize saldırırsa, zengin ve ikimiz hallederiz. Üstümüzde elmas set var. Sen arkamızda dur o zaman. Gelin, gidiyoruz. He? Burada bir sandık var. İçinde meşale var. Vay canına gelin gelin. Belli ki birisi buraya meşale koymuş. Buradan gidebiliriz. Takip edin haydi. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Gelin bakalım. Tuzağıma düşeceksiniz. Bakalım bu elması almaya çalışacaklar mı? Zengin, Mecnun haydi gelin. Şu taraftan devam ediyoruz. Acaba karşımıza bir şey çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Gelin gelin burası temiz gibi. Haydi gidelim şuradan. Hırsız. Acaba gitmesek mi ya? Ben korkmaya başladım. Çıkalım en iyisi buradan. Zengin saçmalama ya. Buraya kadar gelmişiz. Biliyorum hazineye çok yaklaştık. Hadi hadi. Bak pes etmek yok. O hazineyi bulana kadar pes etmek yok. Hadi gelin takip edin beni. Gelin ta hadi hızlı olun. He? Bir elmas Zengin bak ben sana demiştim Hazineye çok yaklaştık İşte bir elmas Bu elması alacağız Hazine buralarda bir yerlerde Vay canına be Şunun güzelliğine bak Ne kadar güzel zengin Bu elması almamız lazım buradan Sende kazma falan var mı Şu elması alalım şuradan zengin Hırsız bak gidelim buradan Gidelim bak korkuyorum Boşver elması falan da ya Zengin hayır hayır. Bu elması almamız lazım buradan. Nasıl alacağız ya? Kazma da getirmedik yanımızda. Neyse yola devam edelim. Haydi gelin artık haydi. Hırsız ben gelmeyeceğim. Sen git tek başına git. Tamam zengin sen bilirsin Mecnun. O zaman sen gel benimle haydi. Zengin sen de bizi dışarıda bekle. Mecnun'la ikimiz etrafı gözleyelim. Hazine bulursak geliriz. Sen de dışarıda bekle bizi. Tamam hırsız ben dışarıda bekliyorum sizi. Haydi hızlı olun sizde. Daha sonra görüşürüz. Haydi ben dışarıdayım. Daha fazla devam edemem ya. Belli ki bu madende bir şeyler var. Tuzak falan da yapmış olabilirler yani. Sonuçta elmas evin altında. Çabuk şuradan çıkayım hemen. Buradan gelmiştik sanırım. Evet evet. Buradan gelmiştik. İşte bu kuyuyu hatırladım. Aynen. Buradan gelmiştik. Şuradan hemen çıkmam lazım artık. İşte çıkış yolunda buldum. Tamamdır. Koş zengin koş. Çabuk çıkayım buradan. Umarım hırsız ve mecnun başına da bir şey gelmez. Tuzağa falan düşmezler. Çünkü bu madeni yapan belli ki bu madene tuzak da yapmıştır. Akşam ne olmuş? Tamam ben burada bekleyeyim onları. Zengin gitti mi acaba? Bir bakayım. Gitmiş herhalde. Mecnun zengin gözükmüyor etrafta. Bu elması buradan almamız lazım. Acaba geldiğimiz yerde kaçırdığımız şeyler olabilir mi? Şu arkaları bir daha bakalım. Gel bir gel. Bir şey yok gibi ya. Neyse. Yolumuza devam edelim. Haydi gel Mecnun çabuk. Bu elması alacağız buradan. Olamaz. Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu lan az önce? Tövbe tövbe. Mecnun gel Mecnun. Allah'ım ne oluyor ya? Elmas patladı resmen. Ulan o elmas tuzak mıymış? Olamaz. Zengin doğru söylüyor o elmas tuzakmış galiba bu madende tuzaklar var Mecnun çık şuradan hadi Hırsız o elmas tuzak mıydı bilmiyorum da belki de burada farklı bir şey vardı yani elmas tuzak olmayabilir sonuçta bir elmas nasıl tuzak olsun ki Bence o elmasın altında bir TNT vardı o yüzden patladı yoksa bir elmas nasıl patlayabilir ki Evet sanırım doğru söylüyorsun Allah'tan üzerimde elmas set vardı da pek bir şey olmadı. Elmas set korudu beni. Neyi sırsıza diyorla devam edelim. Tamam Mecnun hadi gel. Devam edelim bari. he? Mecnun! Oha! Mecnun şuraya bak. Bir sürü elmas var burada ya. Mecnun acaba bu elmaslar gerçek mi? Belki gerçek olmayabilir Mecnun. Az önceki elmas patladı. Belki bunlar da tuzak olabilir. Hırsız, burada bir sürü elmas var ya. Bunları alırsak zengin oluruz. Gerçektir herhalde ya. Kim tuzak yapacak ki? Bence gerçektir. Alalım şunları. Dur Mecnun, dur. Sakin ol. Şu anda alamayız. Bu çok tehlikeli olur. Buradan aşağı inen bir yol da var. Meşalemi düşürmüşüm. Şuradan alayım. Evet. Mecnun, acaba bu elmaslar gerçek mi ya? Gidip alsak mı şunları? Belki de bunlar da bir tuzak olabilir. Hem bu sefer beni elmas setimle kurtaramaz. Çünkü burada bir sürü elmas var. Eğer ki bunlar patlarsa direkt elmas setim kırılır ve ben de ölürüm. Hırsız bu kadar korkacak bir şey yok ya. İstiyorsan gidip deneyim patlamadığını görürsün yani. Yok Mecnun yok hayır. Tehlikeli olur. Neyse şuradan aşağı inelim de. Yavaşça. O elmasları hiç ellemeyelim. Gel Mecnun. Dikkatli ol. Burası da bir yere gidiyor. Bu maden ne büyük bir yermiş ya. Ya artık buradan çıkalım. Zengin korkmakta haklıymış. Her yer tuzak dolu burada. Bu elmasları alsak mı acaba? Hırsız bence alalım ya. Şuna baksana bir sürü elmas var. Mecnun ben almam. İstiyorsan sen al da ben almam. Çok korktum çünkü. Tamam hırsız ben alırım o zaman. Sen biraz uzaklaş buradan. Göreceksin zaten. Bunlar gerçek elmas. Anlayacaksın. Umarım öyledir. Dikkat et Mecnun. Ben burada seni bekliyor olacağım. Mecnun dikkatli ol dostum. Ben buradayım. Hırsız tamam ya. Korkmana gerek yok. Bu elmaslar gerçek. Baksana. Vuruyorum hiçbir şey de olmuyor. Demek ki bu elmaslar gerçek. Neden bu kadar korkuyorsun ki? Mecnun doğru söylüyorsun galiba.